Öncelikle şunu söylemeliyim. Odamdaki ürünlerin birçoğu IKEA'dan. Makyaj masam videomda da gösterdiğim gibi ekrana fotoğraflarını koyacağım. Aşağı tarafa linklerini koyacağım. Oradan bulabilirsiniz. Çalışma masamın alt tarafında ben yazıcı tarayıcıyı saklıyorum. Yukarıda kalabalık görüntü olmasın. Hemen üst tarafında da o an çalışacağım dersler, o hafta, o gün, her neyse, elimin altında bulunması gereken şeyleri tutuyorum. Sandalyenin ismini yanlış hatırlamıyorsam Tobias olması gerekiyor. Üstündeki minderi de ayrı satılıyor. Onun linkini koyacağım. Yani çok konforlu bir sandalye olduğunu düşünüyorum. Böyle yaylanma için mükemmel. Ders çalışırken sallanmaya bayılıyorum çünkü. Şöyle yakınlaşalım. Bu laptopu yeni aldım. Birkaç video öncesinde söylemiştim laptopum çalındı diye. Belki hatırlayanlar olur. Yeni aldım sayılır. Bu altlığı da daha önceki laptopum için almıştım IKEA'dan. Şunu şöyle kaldıralım, onu göstereyim. Bu şu şekilde eğimli bir altlık. Yani kucakta falan bir şey izlemek için efsane rahat oluyor. Isınmıyor da, güzel bir altlık yani, önerebilirim. Fiyatı da uygundu. Yanlış hatırlamıyorsam 9-10 lira gibi bir fiyatı vardı. Şu an hala IKEA'da var mı bilmiyorum. Varsa onu da bulup linkini koyarım. Ay, bunu kaldırdığımızda laptopun kılıfı çıkıyor bu da. Aslında laptop kılıfı değil. Kırtasiyeden almıştım. Kağıtları falan koymak için dosyalardan. Bu şekilde çantaya sığması için bayağı ince. Bunu da kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Kırtasiyelere bakabilirsiniz. Laptop kılıfı arıyorsanız, böyle ince bir şey olsun diyorsanız bakabilirsiniz. Bunu da 6-7 lira gibi bir fiyata almıştım. Daha sonra bu masanın üzerine koyduğum ne bu? Naylon, kauçuk, plastik, bilmiyorum artık, her neyse. Ders çalışma tablası mı acaba ismi? Gerçekten isimlerini hiç bilmiyorum ya. Böyle masa kirlenmesin diye kullandığım bir tane muşamba var. Çocukluğumuzda muşamba denirdi bizim böyle şeylere. Sonra yan tarafa geçelim. Yan tarafta bir tane cam bir altlık var. Bu satranç tahtasıydı aslında. Cam bir setti. Taşlarını koydum kenara. Bunu masada kullanıyorum. Çünkü masa leke olunca çıkmıyor. Bak, ben de deliriyorum. Buralar hep bant izi olarak kaldı. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Bu koli bandını yapıştırmışım ben buraya yanlışlıkla. Bu dediğim gibi camın üzerine mumları koyuyorum. Mumların ikisini de IKEA'dan almıştım. Ya şunu kesin IKEA'dan da, şunu hatırlamıyorum. IKEA'dan olması lazım bunun da. İkisini de kullandım. Biri pudra kokuyor, çok hafif bir koku. Birisi de kurabiye kokuyor. Böyle bu şekilde kapaklarını da tutuyorum. Sonra şöyle geleyim. Burada kalemlerimi koyduğum bir saat var. Saatin şu an pili bitmiş. Bir de böyle minik notlar yazdığım bir mandal var. Bu mandala da "Life is perfect as long as you fall in love" yazmışım. Böyle benim hoşuma giden İngilizce cümleleri hem akılda kalıcı olması hem geliştirmesi için minik minik not alıyorum. Hayat aşk olduğunuz sürece mükemmel yazıyor. Böyle minik minik notlar var. Şu tarafa geçeyim, kalemlerimin olduğu yere. Burada bir tane silgi seti var. Ben bu silgi setini nereden aldım? Augsburg'dan aldım ama ne mağazasıydı hatırlamıyorum. Bizim buradaki English Home gibi bir mağazaydı. Ev ürünleri satıyordu. Bir kenarda da böyle silgiler vardı. Onu da hatta hatırlıyorum, videosunu çekmiştim Augsburg'un vloglarından birinde. Bulursam linkini de şöyle şu tarafa atarım. Oradan bakabilirsiniz çeşitlerine. Burada işte ıvır zıvır makas, kalem, zımba, o tarz şeyler var. Arka tarafta bir tane, hatta iki tane kalemlik var. Bunları da IKEA'dan almıştım ama şu saati kullanınca bunların pabucunu da mı attım? Daha doğrusu o kadar çok kalem bulundurmuyorum masada, artık kalabalık görünüyorlar gözüme. Ya biliyor musunuz bilmiyorum da, yurt dışından bozuk para kaldığında burada kullanamıyorsunuz. Ben de öyle atmadım. İçinde bir 20-30 lira falan olması gerekiyor euro bazında. Şu kısımda power bank var. Bendeki T-Tech power bank. Ay, ne kadar kafiyeli oldu.
T-Tech markasının power bank'i. Slim Fit diye geçiyor sanırım, bunun ismini bilmiyorum. Daha sonra burada elektronik ıvır zıvırları tutuyorum. İşte kablolar, kulaklık kabloları vesaire. İşte bu şekilde ıvır zıvırları saklıyorum. Burada da not kağıtları var. Gelelim masanın yıldızına. Bu masada en sevdiğim şey, Instagram'daki Advice by Dita sayfasından da bahsettiğim gibi, bu ışıklar. Ben bu ışıklar olmadan ders çalışamamaya başladım artık. Özellikle akşam vakti canım o kadar sıkılıyor ki, yani bunalıyorum. Ben de kendime böyle bir çözüm buldum renklendirmek için. Hatta bu modda tabii ki çalıştırmıyorum ama buradan ayarlanıyor. Yılbaşı ışıkları bulabilirsiniz diye düşünüyorum böyle mağazalarda. Yavaş yavaş kendiliğinden değişiyor ışığın renkleri. Hem gözünüzü rahatsız etmiyor, hem de açıkçası benim canım sıkılmıyor. Bilmiyorum siz ne tür çözümler buluyorsunuz ders çalışmanızı eğlenceli hale getirme konusunda, yazarsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten ben çok çabuk sıkılan bir insanım. Aşağı tarafta kalemliğim ve renkli kalemler var. Stabilo'nun kalemi. İşte ders çalıştığım notlarım var. Kalemliğimi göstereyim size, kalemliğimin içini. Ben bunu Accessorize'dan almıştım. İndirimli bir fiyatta almıştım. Yani 30'dan 15'e gibi bir şey gelmişti. %50 indirim vardı. Accessorize'ın indirimlerini takip ederseniz çok güzel şeyler bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta bunu aldığım zaman aynı anda... Nerede acaba? Şöyle bir defteri de almıştım. Bu da benim ıvır zıvırlarım, her şeyimi sakladığım not defterim. Bunu da aynı anda almıştım. Yine aynı şekilde bu da nakışlı. Çok hoşuma gitmişti. Her şeyimi bunu kullanıyorum. Ajanda diyebiliriz yani benim için. Kalemliğimi içinden çıkan şey not defteri. Not defteri mi bu acaba bilmiyorum. Bunların ismi var mı da ben not defteri diyorum. Şöyle kağıtlar var. Bitince tekrar kağıt tıkabilmeniz muhteşem bir şey bence. Sürekli kullanılabilir bir şey. Arkasında magneti var ama ben bunu tabii ki buzdolabına yar etmem. Ben kullanıyorum o yüzden. Kalemimin için niye bu kadar ıvır zıvır dolu? Çünkü çizim yapıyoruz vesaire, çok lazım oluyor. Yanınızda bulunması gerekiyor okulum ve derslerim itibariyle. Bir tane açı ölçer, bir tane pergel ve en sık kullandığım Stabilo'nun renkli kalemleri var. Daha sonra tükenmez kalem silici var. Bunları üstünden geçip tekrar yazabildiğiniz kalemlerden. Daha sonra bir tane tükenmez kalem ve yıllardır kullandığım Rotring Rapid serisi. Hatta bunun en eski versiyonu da şurada. Bu ikisini sürekli kullanıyorum. Ben başka kurşun kalemle yazamıyorum. Çok yumuşak bir kullanım var bunların. Diğerleri bilmiyorum hanginizde oluyor ama kulağımı gıyır gıyır böyle sesi delirtiyor beni kurşun kalemleri. Bunda öyle bir ses çıkmıyor. O yüzden sadece bunu kullanabiliyorum. Daha sonra minik bir zımbam var. Böyle pembiş bir şey. Hatta zımbalığın içi bile, telleri de pembiş. Bunlar bitmek üzere. Çıldıracağım. Nereden bulacağım renkli zımba bilmiyorum. Araştırma içerisindeyim. Daha sonra bir tane, bu neymiş? 4 GB'lık bir bellek var. Uç ve silgi var. Kalemliğin içi de bu şekilde. Benim ders çalışma masası düzenim bu şekildeydi. Kendim için en eğlenceli, en sıkıcı olmayan hale getirmeye çalışıyorum ders çalışmayı. Ders çalışmaya başlayınca başından böyle 3 saat falan kalkmadığım oluyor. O yüzden benim için çok motive edici bir yöntem. Siz de deneyebilirsiniz bu şekilde mumlar, ışıklar vesaire size ne iyi geliyorsa. Çünkü kişiden kişiye değişebilen bir özellik olduğunu düşünüyorum. Bazısı tamamen masanın bomboş ve sade olmasından hoşlanıyor. Bazısı da benim gibi rengarenk, böyle cıvıl cıvıl olmasından hoşlanıyor. Eğer bu çektiğim videoyu yüklediğim zaman şurada görünen linkten beğendiyseniz like'a tıklamayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz şuradaki küçük kırmızı butondan da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.